Başkanım hoş geldiniz. Şöyle bir fotoğraf görelim. Gel. Buradaydı efendim. Evet Sayın Başkan. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Başkanım, tamam oldu. Selamünaleyküm. Gel diyorum sana, bir şekilde hazırlar. Bekliyorum efendim. Sayın Başkanım, ilçemizi ziyaretiniz nedeniyle şahsım, meclisimiz, üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli başkanımızı ve konuklarımızı aramakta görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, Ünye Ticaret Borsası, diğer 113 borsa gibi kanunlardan aldığı yetki ve sorumluluk, sizlerden aldığı feyiz ve destek ile üzerine en iyi hizmeti, en iyi şekilde hizmet vermeyi şiar edilmiş, akredite olmuş bir kurumdur. 1990 yılında kurulan borsamızın hali hazırda aktif 185 üyesi ve 5 başarılı bulunmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren 113 borsa arasında 2020 yılı işlem hacmi sonuçlarına göre 21. sırada yer almaktadır. Son dönemlerde açıkladığımız ve bildiğimize çok da yakışan tüm toplum tarafından büyük bir kabul gören ilçelerimize okul yaptırılması kampanyasını başlatmamız bizler için de gurur kaynağı olmuştur. Bu kapsamda İlçemize de bir okul kazandırılması sizlerin destek ve yolları ile büyük bir önem arz etmektedir. Ünyemize kazandırdığınız okul için teşekkür ediyoruz başkanım. Bu vesileyle bir kez daha sizleri aramıza görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade ediyor. Üyelerimiz, meclisimiz ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum efendim. Efendim, öncelikle Ünye Ticaret Borsası'na ben teşekkür ediyorum. Çok muhteşem bir hizmet binası olmuş. Kısmet olmadı. İki sefer bu binanın açılışı için gelmek istedik. İkisinde de engel çıktı. Bir tanesinde de biz hastalandık. Ama çok muhteşem bir eseri, vizyon sahibi olarak ilçemize kazandırdıkları için ben kendilerine teşekkür ederim. Biz bugünkü seyahatimizin ana sebepleri hayırlı işler için geldik. Dün Ordu'daydık. Ordu'da yine Türkiye Odağı Borsa Birliği'mizin ordumuza kazandırdığı Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında bulunduk. Biraz sonra da burada inşallah oda ve borsa müşterek töreninde bir araya geleceğiz. Meclis üyelerimizle en son Aralık 2020'de online olarak bir araya gelmiştik. Pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Birbirimizi özlemiştik. Borsamız ünyenin tarım ve hayvancılığı için durmadan çalışıyor ve 5 yıldızlı hizmet veriyor. Ben Mustafa kardeşim bu kapsamda kutluyorum kendisini yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Aynı zamanda Mustafa kardeşimin Ankara'da bilgisinden, tecrübelerinden bizzat istifade ediyoruz ki kendisi Türkiye Odalar ve Borsa Milli Tarım Kurulu üyesi. Tarım ürünlerinin lisanslı depolarında beraber çalışıyoruz. Yine borsamızın ortak vizyonuyla beraber Türkiye Ürün İstihdas Borsası'nda da beraber ortağız. Beraber çalışıyoruz. Türkiye Odalar Borsa Birliği, Dünya Ticaret Borsası, lisanslı depoculukta ve Türkiye Ürün İstihdas Borsası'nda beraber çalışıyoruz. Kendisine yeten ülke olmanın önemini pandemide hep beraber gördük. Çok önemli artık. Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılık Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Bu kapsamda değerli kardeşlerim, geçen hafta 154, dün itibariyle 154 tane, 153 okulu Türkiye'nin, Türk halkının hizmetine, Türk iş dünyası olarak hediye ettik. Şimdi Ünye'deki oda ve borsalarımın
ortak talepleri doğrultusunda inşallah yeni bakanlığımızla protokolü imzaladık. Ünyemize de bir okul kazandırmış olacağız. Allah hayırlı etsin. Sıkıntılarımızı dünden bu tarafa arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Dün Ordu'da müşterek toplantı yaptık. Meclis toplantısı orada aldık. İnşallah biraz sonra sizlerden sonra yine onları da alacağız. Biz bunları Ankara'ya bizzat ileteceğiz. Çok teşekkür ederim sizlere. Küçük sana yakışır, bana yakışır. Merhaba. 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 Çekemedi ya. Yeni çalışabilir miyiz? Merhaba. Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Mürkan Sakiz Arcıklıoğlu Beyefendi şu anda salonumuzda aramıza teşrif etmişler. Sayın Başkanımıza tüm katılımcılar adına hoş geldiniz diyor efendim. Programımızı başlatacağız. Ayakta olan konuklarımızın da yerlerini almasını bildiğinizde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çok değerli başkanı, saygıdeğer belediye başkanlarımız, öncelikli olarak Dünya Ticaret ve Sanayi Odası ile Dünya Ticaret Borsamızın müşterek ödül törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Dünyanın enlerini sizlerle beraber ödüllendireceğiz. Öncelikli olarak sizlerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk... hale getirdik. Onlara iki tane daha bölüm açma konusunda yardımcı olduk. Onlar da sağ olsunlar. Sevgili Endüstri Meslek Lisesi müdürümüz ve yardımcımız çok uyum içinde çalışıyoruz kendileriyle. Şu anda 1040 olan okulumuzun kapasitesi şu an full ama full dolu. Bu tabi bize yeterli gelmiyor. Biz bunu başkanımızla istişare ettik sevgili Bursa Başkanımıza. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı. Çok zor güçlükler yaptığımız ve bacak olduğumuz organize sanayinde 13 dönümlük bir alanda başkanımızın bize şu anda imkan sunduğu okul için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çok minnettarız. Allah razı olsun. Çünkü bu yaptıracağı okul Ünye'ye değil, Akkuş'umuza, Çaybaşı'mıza, İkice'mize, Perit Yatağı'mıza, Tek Yazı'mıza hizmet edecektir. İnşallah çok güzel öğrencilere yetiştirip sanayicilerimize çok güzel katkı sağlayacağız. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi ki varsınız. Allah sizi başınıza eksik etmesin başkanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu binaların inşası sırasında buradaydım.
bu binanın bitişinde Allah bir türlü nasip etmedi. İki sefer program verdilerdi, açılışa gelemedik. Ama gördüm, muhteşem bir eser kazandırmışsınız üyeye, başkanlarıma, yönetimlerine, hepinizi kutluyorum. Bu bir vizyon işi. Allah sizlerden, hepinizden razı olsun. Yanlış yapılmak eğer binayı beğenmiyorsanız ben almaya hazırım ha. Binayı bana verin, şu manzaraya karşı başkanlık yapmak müthiş bir şey ya. İnsanı gençleştiriyor. Bir taraf biz denizi hasretiz. Siz her gün denizi gördüğünüz için denizin manası kayboldu belki sizin için. Bir tarafta yeşillik, bir tarafta deniz. Muhteşem bir eser kazandırmışsınız. Gururlandım. Allah hepinizden razı olsun. Bugün burada esas bulunma sebebimiz tabii Oda ve Borsamızın müştereken düzenledikleri ödül töreni münasebetiyle aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Birlikte bu etkinliği gerçekleştiren, beni davet eden Oda Bünye Ticaret Sanayi'mize, Bünye Ticaret Borsamıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada değerli kardeşlerim biz, benim iki başkan yardımcım, sevgili Zeki Mürzoğlu ve sevgili Tamer Kıran'la, neredeler? Burada. Ah, buradalar. Onlarla birlikte sizin bu ödül gününüzde beraber katılmak istedik. Bünye'de odamız ve borsamızın hem İrfan kardeşimin hem Mustafa kardeşimin müthiş bir azimle ve heyecanla çalıştıklarını da memnuniyetle takip ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii onlardan önce Bünye Ticaret Sanayi'mize, borsamıza hizmet veren kardeşlerime de huzurlarınıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Osman kardeşimle Allah razı olsun. Allah razı olsun. Onunla da çok güzel çalışmıştık. Hasan kardeşimiz herhalde bir operasyon geçirmiş ufak. Evet. Onun için yok. İsmail abi de gelecek dediler ama İsmail abiyi göremedik. Görseydik onunla da bir hasret dilerim. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Gel İrfan, İrfan gelir. Her iki odamız ve borsamız değerli kardeşlerim. Bizim için hizmet kalitesini nasıl verdiklerini ölçtüğümüz bir şey var. Hani otellerde yıldızlama sistemi var ya, sevgili üyen hemşireler. Odalarda, borsalarda da hizmetin kalitesini ölçen yıldızlama sistemi var. Birden beş yıldızla kadar. Gelirken baktım, Ünye Ticaret Sanayi'de, Ünye Ticaret Borsa üyelerine vermiş oldukları hizmet kalitesi tam beş yıldızlı. Şimdi diyeceksiniz ki, körler sağırlar, birbirine ağırlar. Sen bunlara beş yıldızı verdin, nasıl olsa sana oy veriyorlar diye verdin, aklınıza gelebilir ha. Yıldızı bana verdirmiyorlar. Yıldız'ın uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından veriliyor. Bütün dünyadaki oda ve borsa sistemleri de aynı şekilde denetleniyor. Bu bir şeyin göstergesi, beş yıldızlı olmak. Bugün Ünye Ticaret Sanayi Damı, Ünye Ticaret Borsa, Paris, Berlin, Londra oda ve borsaları üyesine hangi standartta hizmet veriyorsa minimum o standartta verdiğinin belgesidir. Odalar ve Borsa Birliği Başkanı oldum. Bir söz vardı. Oda dediğin nedir? Borsa dediğin nedir? Bir masa, bir kasa, bir oda. Cidden de öyleydi. Ama bugün Allah'a çok şükür artık odalarımız, borsalarımız proje üretiyorlar. Hizmeti üyemizin ayağına getiriyorlar. Yeni bir oda ve borsa yapısı var. Biraz önce aşağıda basından iki kardeş gördük. Burada yok da. Oraya mı saklandı? Tamam. Bir soru sordular. Ya bu odalar, borsalar ne iş yapıyor dediler. Ya hiçbir şey yapmasak da dedim. Üyemize kefil oluyoruz. Bak dünyada ilk ve tek ha. Dünyada ilk ve tek. Üyesine kefil olan tek kuruluş biziz. 1.600.000 üyemiz var. Eğer kredi bu kullanmak için lazım olan teminatı bulmakta zorlanıyorsan sana kefil oluyoruz ya. Hiçbir şey yapmasak kefil oluyor zaten. Baba oğla kefil olmuyor. Kardeş kardeşe kefil olmuyor.
komşu komşuya kefil olmuyor bugünkü devirde. Senin odan sana kefil oluyor. Böyle bir şey de yok dünyada. İşte odalar bunu yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor deseniz bile aklınıza gelen bu. Haberiniz olsun. Ve şu anda yaklaşık 600 milyar TL'ye yakın kefalet var. 600 milyar TL. Deseniz ki para var da ondan kefil oluyor. Ne onda biri, ne yüzde biri, ne binde biri, ne on binde biri var bizde, haberiniz olsun. Hiçbiri yok. Ama Allah'a çok şükür sizlerin sayesinde bir itibarımız var. Her şey itibarla. Ben ilk ticarete başladığım zaman oğlum dedi dedem, dedem de iyi bir tüccar, sanayiciydi. Aman ha aman, ağzından çıkacak söz çok önemli. Sözü verdin, yerine getirmekle mükellefsin. Getirmezsen itibarın düşerim. Şu gün borcumu ödeyeceğim, o gün ödeyeceksin arkadaş. Bir gün geciktirip itibardan sarsılır dedi. Biz ona dikkat ettik ama Allah'a çok şükür. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin, sizin çatı kuruluşunuz olan Odalar Birliği'nin sizler sayesinde bir itibar var. Ve müthiş bir vizyonla çalışan İrfan kardeşime, Mustafa kardeşime huzurlarınızda sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Üyelerimizin derdine ben Ankara'da şahit olduğum için söylüyorum. Pandemi dönemi dahil gece gündüz üyelerimizin derdine çözüm üretiyorlar. Üye ve sizler daha çok zenginleşin diye çalışıyorlar. Ayrıca Ankara'da sizleri de en iyi şekilde Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde temsil ediyorlar. Onlarla biz Türkiye Oda Borsa Birliği'nde birlikteyiz. İrfan Başkanımız Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Arge ve İnovasyon Kurulu'nda görevli, görev aldı orada yönetim kurulu, onun görev yönetiminde ve bizlere katkı sağlıyor. Mustafa Başkanım kendi alanında önemli olduğu için Tarım Kurulu'nda bize katkı sağlıyorlar. Her iki başkanımın tecrübelerinden Ankara'da şahsen ben istifade ediyorum. Ben onlarla beraber çalışmaktan çok memnunum. Allah onlardan da razı olsun. Ünye, odam ve borsamla da ayrıca iftar ediyorum değerli kardeşlerim. Sizler için, Ünye için elini taşın altına koyan başkanlarımızı, yönetimlerini, meclislerini ve tüm çalışan kardeşlerimi de yürekten kutluyorum. Bakın işte onların takibiyle, şimdi bugün buradaki varoluş sebeplerimizden bir tanesi bu. 81 ilde 81 okul dedik. Biz 113 tane okul yaptık değerli kardeşlerim. Dün bunun sonuncusu olan Ordu'da Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Müthiş bir okul oldu. Görmenizi özellikle isterim. Sizlerin katkılarıyla yapılan bir okuldu. Ve üniversite kampüsü gibi bir okul olmuş. İnşallah hocalar dediği gibi Sayın Belediye Başkanımızın profesör niteliğinde, öğrenciler de mühendis niteliğinde haberiniz olsun. Artık ordunun bütün ara eleman ihtiyacının hepsini karşılayacak bir okul olmuş. Buradaki bütün eğitim veren herkese teşekkür ederim. Tabii bunu ordumuza kazandıran Ordu Ticaret Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası'na da teşekkür ediyorum. Şimdi biz illeri bitirelim, bitirelim dedik. Gerek Mustafa, gerek İrfan Başkanım, biz de okul istiyoruz, biz de okul istiyoruz, Üniye'ye de okul istiyoruz diyorlardı. Dedik ki şu illeri bir bitirelim, sıra size de gelecek dedik. Devamlı her biri gördüklerinde okulun sözünü açıyorlardı. Biz de onlara söz verdik. Onlar da işlerine takip ettiler. Geçen bakanımız da yayın 7'sinde bir protokol imzaladık ki bu protokolda Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin kuruluş yıl dönümüne tekabül ediyor. 70 yaşına bastık. Tam 70 yaşındayız. Sizin çatı kuruluşunuz olan Odalar Birliği 1952'de kuruluyor değerli kardeşlerim. 1956, biraz önce herhalde Fas'ta anlattım ben bunu. 1956'da Odalar Birliği Genel Kurulu'nda 3 delegemiz bir dilekçe veriyorlar. O günkü başkana, Üzeyir Avunda, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü. Diyorlar ki,
ya Odalar Birliği olarak 3 tane öğrenci okuttu. 3 öğrenci okuttu. Üzeyir Avunduk da kürsüye çıkıyor, diyor ki maddi imkanlarımız yok arkadaşlar diyor. Ama ileride binlerce öğrenci inşallah okuturuz diyor. 70 sene önce aldığımız bayrakta şimdi Allah'a çok şükür inşallah binlerce öğrencinin okuduğu okulların sizler sayesinde yaptık. Şimdi Allah nasip ederse Ünye'ye de bir okul yapmaya karar verdik. Başkanlarımla beraber inşallah hep beraber açılışını görmeyi de hepimize Allah nasip eder. Başkanlarıma da teşekkür ederim bu hayra vesile oldukları için. Değerli dostlarım, ekonomide sıkıntılarımız var mı var? Yok diye bir şey olmazsa normal günde de olur. İş hayatında normal günde bile aksaklıklar olur. Ama buraya gelmeden önce dün Ordu Ticaret Sanayi Odamızda düzenlediğimiz müşterek toplantıda sizler adına meclis üyelerimiz sıkıntıları, dertleri bizzat birebir söz alarak aktardılar. İşte biraz önce Ordu Ünye Ticaret Borsamızı ziyaretimiz sırasında, daha sonrasında İrfan kardeşimizi ziyaret sırasında da meclis üyelerimiz aktardılar. Bunları yaşadığınız sıkıntıları, taleplerinizi aldık. Almam lazım. Benim görevim bu zaten. Bunları da ne yapacağız? Biz çözüm yeri biz değiliz. Çözüm yeri icraat yapanlar. Halkın iradesine seçilenler. Ben de bunları başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlarımıza ileteceğim. Görevimiz bu zaten. İletmezsek görevimizi bir hakkın yapmamış oluruz. Onun için bizim görevimiz iletmek. Çözecek yere iletmek. İnşallah çözmek onlardan. Çözüp çözmemek onların iradesinden. Bizim görevimiz bu. Herkesin kendi yetki alanı var. Yalnız şuna inanıyorum ben. Türk özel sektörün başkan olduğum devre, ticaret hayatına başladığım devreden beri görüyorum. Türk milletinde artı Türk iş dünyasında her sıkıntıyı aşacak irade ve imkana sahibiz. Zira geçmişte bununki gibi ne sıkıntılar vardı hepsini aştık. Aşarız, aşamayacağımız bir şey yok. Devletten de isteğimiz tek aslında. Devletten tek bir şey, para pul da istemiyorum ben. Diyorum ki devlet adamlarıyla konuşuyor. Ya benim rakibim ülkelerde hangi şartlarla üyeler üretiyor, alıyor, satıyor, adam istihdam ediyorsa, vergi ödüyorsa bize doğru sağlayın. Gerisini biz başarırız. Dünyada başarıyoruz zaten. Dünyanın hangi coğrafyasını gitsen bir Türk iş adamını görürsün kardeşim. Allah korusun bir uçak düşse dünyanın herhangi bir noktası şu pandemiden önce ya bir Türk iş adamı ölüyor da uçakta. Dünyayı geziyoruz. Dünyada hiçbir gümrük kapısına sokmadığımız mal yok ha. Dünyada ne kadar gümrük kapısı varsa bir sene içerisinde o gümrük kapılarından muhakkak malı sokuyoruz biz. Bak değerli kardeşlerim. Rahmetli Özal devrini bir hatırlayın 85'te. Türkiye'nin üretimi, ihracatı 3 milyar dolar. %95'i tarım ürünü bu ihracat. Türkiye işte fındık satıyor, incir satıyor, kayısı satıyor, bunları satıyor. 5 tane tarım ürünü satıyor. 3 milyar dolar. Bugün günde yapıyoruz bunu. Günde 3 milyar dolar yapıyoruz. Eskiden bir senede yapıyorduk, şimdi günde yapıyoruz. 225 milyar doları bulduk. Bir yılda 40 milyar dolar ilave ihracat yaparak dünyaya mal satıyoruz. Yani kaliteli mal üretiyoruz. Bunun göstergesi. Rekabetçi mal üretiyoruz biz. Biz her türlü zorluğu aşırız. Efendim şartlar aynı olsun. Her türlü enerjisi, şusu, busu, aklınıza ne geliyorsa aynı şartları aynı zamanda yarışa başlayalım. Sollayamayacağımız kimse yok. Bütün uluslararası iş dünyası örgütlerinde yer alan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiç kimseden bir eksikliğimiz yok bizim. Hiçbir kimseden. Fazlalığımız var, eksikliğimiz. Cesaret var bizde çünkü. Bizde para olmadığı için cesaret maşallah. Ya bakıyorum şimdi
babadan sermaye alıp da ortaya çıkan kaç kişi var? Herkes tarımdan gelmiş, esnaflıktan gelmiş. Sıfırdan gelen insan da dedesine bakıyor, sıfırdan gelmiş. Bir kuruşu yok yani bu işe başlamış. İnşallah aşarız. Bak bugün Türkiye sayenizde, Türk özel sektörü sayesinde İtalya ile Çin'in arasındaki bu geniş coğrafyada, İtalya, Çin, Rusya dahil, İsrail dahil aşağımızdaki bu coğrafyanın sanayi devi. Sanayi deviyiz biz. Ben kendime güveniyorum. Hiç bir korkum yok ha. Hiç korkum yok. Devletten de istediğimiz şartlar aynı olsun kardeşim. Bak bakalım, geçemeyeceğim kimse yok dünyada. Geçemeyeceğiniz kimse yok ha. Başaramayacağınız iş yok ki. Ya dil bilmeden, ülke bilmeden bizim insanlarımız gidiyor, mal satıyor ya. Dil yok, dil. Dili yok, adam eline kumaş parçası almış gidiyor, mal satıyor. Adres yok, kime satacağım diyor, ben bulurum diyor. Başka dünyanın herhangi bir milletinde iş adamında böyle bir cesaret bulamaz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii sizlerin başkanı olmak benim, bana ayrı bir gurur veriyor. Müthiş bir gururluyum, açık söyleyeyim. Para puldan, bu işte parayla pulla yapılmıyor başkanlık, böyle bedavadan ha. Bir Kayseri'nin yapacağı son işi o da. Ama bunun da bir hikmeti var, bunu da unutmayın ha. Kendi böyle avutuyor. İnsan en hayırlısı insanlara faydalı olandır diyor. Şimdi bir Kayseri'nin yapacağı son iş dedik ama illa bir kar tarafını bulmam lazım benim. Bu işin karı var, haberiniz olsun. Var mı yok mu söyleyin bakalım. Etnik kökeninden dolayı, mezhebinden dolayı, görüşünden dolayı, siyasi görüşünüzden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin kardeşim. Allah hepimizi ayrı yaratmış bak. İstese hepimizi aynı yaratır mı? Yaratır mı? Şüphesiz. Ya parmak izimizi ayrı yaratmış. Ya. Şuna bak ya. Şu salonunda hepimiz bassak hiçbirimiz birbirine benzemiyor. Allah hepimizi ayrı yaratmış. O zaman bunda bir hikmet var ha. Bu hikmeti düşüneceğiz. İstese bir aynı yaratacak. Yaratan hepimizi ayrı yaratmış. Onun için zenginliğimiz burada bak, bunu unutmayın. Bir de bir şey var. Bak Allah diğer yaratıklardan farklı bize beyin vermiş. Beynin fonksiyonunu düşünmek. Her cuma hutbede hoca bir ayet okur. Her hutbeden inmeden önce orada ayetin içinde geçer. Düşün diyor. Ey insan düşün diyor. Ben sana beyin verdim diyor. Düşün, düşünüp tutarsınız diye size öğüt veriyor diye hatırlayan kardeşlerim için söylüyorum. Düşün diyor. Düşünen adam farklı düşünür. Benden farklı düşünür. İrfan'ın benden farklı düşüneceğini kabulleneceksin. Mustafa'nın benden farklı düşündüğünü kabulleneceksin kardeşim. Esas peki ne yapacağız, herkes farklı düşünecek? Oturup konuşacağız, tartışmayacağız, konuşacağız. Konuşacağız, ortak akılda birleşeceğiz. Ortak akılda hep beraber birleştikle rahmet ve bereket, ayrılıkta zap vardır diyor. Sonunda bir araya geleceğiz. Rahmet ve bereket burada. Allah size müthiş bir coğrafya vermiş. Şu üye. Sizler çok şanslısınız, haberiniz olsun ha. Yatıp kalkıp halinize şükredin. Benim geldiğim topraklara göre. Benim geldiğim topraklarla sizin buranın mukayesesi olmaz. Yatıp kalkıp ha. Siz bizden farklı olarak şükretmelisiniz. Çok şanslısınız. Onun için değerli kardeşlerim, birbirimizi ötekileştirmezsek, birbirimizi ayrıştırmazsak birbirimizden, siyasi fikri şu, düşüncesi şu, etnik kökeni bu, mezhebi şu, dini şu. Ya bırak insan, insanı insan olduğu için seviyor. Ne diyor Yunus Emre? Yaradıları severim, yaradandan ötürü diyor ya. Ya bundan büyük laf var mı? Ne olur kulağımıza küpe edelim bunu. Şöyle kusursuz bir Allah ya. En çok kusur arasam bende var, haberin olsun.
kusur adamını insanı arıyorsun. Bırak kusura bakmayı. Sev insanın muhakkak iyi tarafı var. Şu tarafla işi halledersek iş biter. Bizim bileğimiz bükecek, dünyada kimse yok bir araya gelince. Zor günde bir araya geliyoruz. Ya kardeşim iyi günde geldi mi herkes ayrı bir baş. Herkes ayrı bir cumhuriyet bizde. Ayrı bir baş olmak sanki meziyet gibi. Bunu yapabilirsek, şu bir araya gelmeyi başarabilirsek, bizim bileğimizi kimse bükemez. Mertcan Elisi'nin Bilen Hizmetleri İç ve Dış Ticaret İmdat Şirketi adına bilanço kârı ikincisi Sayın Cem Üreyener, BM Madencilik Orman Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bilanço kârı ünye üçüncüsü Sayın Deniz Bendiğir. Hoş geldiniz. Akbel Türk'ün Bağış Değerli Akbaş Belediye Başkanımız Sayın İsa Demirci Beyefendi'yi. Yurtta ambalaj ve kırtasiye ürünleri imalat sanayi anonim şirketi bilanço kârı Çaybaşı birincisi Sayın Levent Şenyurt ve Kaydılar Maden İnşaat Harcayat Nakliyat Tarık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına İkizce bilanço kârı birincisi Sayın Tolga Kaygı videolarını da davet ediyorum. Takdimleri ve borsalar bir başkanımız. Tamer Bey. Tamer mi? Tamer ya gel bak. Denizci kardeşimiz var gel buraya ya. Başka bir şey yok. Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Mustafa Çıkar da geldi. Takdim ediyorlar. Buradayız başkanım. Bak bu yakışıklı da İstanbul Deniz Ticaret Odası Başkanı. Teşekkür ederim. Aynı başkan yardım. Buyurun. İrfan Başkan. İrfan Başkan. Başkanım buraya da bakabilir miyim? İrfan buraya bak. İrfan oralara bak. Sayın Başkanım bir de böyle bakalım burada da var. Peki. Tamam. İrfan Başkan. Tamam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Burası mı ya? Kardeşisin. Hadi 2020 yılı ünlü şahıslar ticari bilanço Yüksel Gümüş Gümüşler Market ünlü şahıslar ticari bilanço kârını arasında katı olmasını çekiyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Ünye istihdamında uygulamaya hak kazananların huzurlarında davet ediyorum efendim. May 25 Sosyalayet Anonim Şirketi adına Sayın Ahmet Kular. Çekiyoruz efendim. Çekiyoruz başkanım. Tüm ihracat sıralamasını belirleyen müşterileri takdim ediyorum. Şirketi Fındık İhracat Türkiye 16.'sı. Sayın Üyesi'nin çok önemli yerler. Türkiye 500 sanayi kuruluşu arasında dereceye girenleri takdim edeceğiz. İSO Türkiye 500 sanayi kuruluşu arasında Uslu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Sayın Mustafa Uslu 225. sırada ve dost. Çatmak mı? Üretici Sayın Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavuz Beyefendiler. Değerli yaptığı işlemden dolayı. Teşekkür ederim. Yok yok. Tamam. Sayın Kaymakamımız ve Sayın Üye Belediye Başkanımızla beraber proje bitmeden, projenin bir an önce bitmesi için sizlere plaketinizi takdim etmek istiyoruz. Hep beraber gerçekleştirmek dileği. Ve borsa adına aramızda Üye Belediye Başkanımızla beraber. Değerli Rıfat Zazipoğlu abimiz ve kıymetli heyeti. Ve Erdoğan'ın güzel ilçesi Ünye'mizin çok değerli iş insanları, kıymetli hemşehrilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün kıymetli başkanımızın ve ekibimizin, Sayın Milliyetin Bakanımızın da katılımıyla Ordumuz'da 64 versiyonlu 146 kapasiteli pansiyonu olan adeta bir fabrika gibi çalışan güzel bir okulumuzun açılışını yapmıştık. Ben özellikle Serdar Başkanıma, Ziver Başkanıma, TOK Başkanımızın nezdinde tüm
TOBA değerli üyelerine ve TIFAK Başkanı'na, Milli Eğitim Bakanımıza ve bize her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza onlar adına, gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bakanlığı, mühendislerimizle, AFAD'ımızla, jandarmamızla, üniyemizle, ordumuzla o vatandaşlarımızın yanında olduklarını hissettirdik. Hatta bir teyzemiz girdi kolumuza, ne var dedi, bizi de eve bak dedi, yürüdük, yürüdük. Biz de köy çocuğuz zaten, çocuğumuz köyde geçti. Bizim de böyle bahçede ineklerimiz vardı, bahçemiz vardı, tarlalar vardı, arınlanmış, çikolatalıydı. Adımlarının köyümüz biz. Yani yabancı da değiliz. Onların gönlünü yapalım derken bir de yol güzergahında iki petrole uğradık. Bir de dolar değişikliği derken bu saate geldik. Baştan aslında görmüş sizlerde ki ben kıymetli başkanıma söylemiştim katılacağım diye. Burada çok değerli uzaklamaktan gelen buraya oda başkanımız, borsa başkanımız var. Ben Allah razı olsun diyorum. Rıfat başkanımdan ve ekibinden. Allah sayılarını çoğalsın. Allah ona sağlıklı, bereketli, uzun ömür versin ki böyle yapmış olduğu hayır işini devam etsin. Biz hepimize hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Ordumuzun 19 ilçesi var. Çok kıymetli orada İstanbul'da, yurt içinde, yurt dışında iş insanlarımız, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz, tıp doktorlarımız hakikaten dolu dolu. Biz zaten bunları bir araya toplayıp orduya yapılanların üzerine eklemeye çalışıyoruz. Ki bunlardan bir tanesi de Numan Kurtulmuş Bakanımız üyeleri, Allah razı olsun. Büyükşehirimizle, valimizle, hakikaten tüm kurum ve kuruluşlarımızla, 19 ilçemizle her daim yanınızdayız. İş insan arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Bize düşen bir şey varsa gecenin ikisinde dahi kapımız açık. Alo deyip koşa koşa geliriz. Ortak sevdamız ordu ve dolayısıyla Türkiye. Allah'a emanet olun. İnşallah. Geç bakayım. Ve tüm değerli katılımcılarımız. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Cemal abi, bu araçla gidiyorlar fabrikaya.